merkez. Biraz tanıyalım. Ben Uğurhan Çevirme, 35 yaşındayım. Gayrimenkul sektöründe yaklaşık 8 yıldır varım ve kendi şirketime devam ediyordum. Bu kadar. Yani sizi ben tanıyorum. Aslında evet. Vatan çok iyi tanıyor. Ama yine de yeni birçok ofisimiz var. Evet. 1984 Çanakkale doğumluyum. 2020 yılında Coldwell Banker çatısı altında brokerlık yaptım. Ara verdik bir 3 ay gibi sektöre, farklı sektörlere kaymayı tercih ettik. Kendime Ocak ayına kadar kota koymuştum. Mavi artık o kadar içimize işlemiş ki. Bu şık bir mavi. Teşekkür ediyorum. Bu 3 ay gibi zamanda sürekli sizin yazılarınızı, paylaşımlarınızı çok takip ettim. Uğurhan Bey'le de bir yakınlığımız var, aile dostumuz. Onunla tekrar bir adım atalım dedik. Arkasından eşimi kandırdım, Tamer Bey'i. Böyle güçlü bir ekiple geliyoruz bu sefer. Tamer Bey, siz Merve Dışı'yla. Evet. Beraberdiniz aslında ama... İkinci plandaydık. Cenk'in ve Rosette'i çok bilmiyoruz. Evet. Ne oldu? Ne dedi de ikna oldu? Eşimin dediği gibi 2020'de biz bu işe bir niyetlendik, başladık. Zaten aslında siz Kale'de bizi Kovalbanker Kale... Gerçi kalemiz gibi oldu sizin ortaklarınızla, Şevli'yle beraber. Orada hem markanın hem MasterTurk'ün tanınmasında ve güçlenmesinde siz öncüydünüz. Yani evet. İlk başlattınız evet. Ve oradaki başarılar bizi şu an orada neredeyiz? Artık açık ara bir numara haldeyiz. Yani o yüzden de gerçekten teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İşte 2020 yılında çatının altına girmiştik. Ben ikinci plandaydım. Mermer işi, inşaat işlerim devam ediyor. Bu yapılanmada çok söz sahibi olamadık. Tülay Hanım, seni yanımda istiyorum dedi. Tamam dedik. Bundan sonraki Uğur Bey, Tülay Hanım beraber daha güçlü, daha sağlam, yere sağlanmasan bir Anka ismiyle yeniden sahalardayız inşallah. Şimdi 210 metrekare Aynalı Çarşı'nın yanında, tam göbekte, merkezde. Evet, merkezi konumda. Yerde bir ofiste başlıyoruz. Evet. Hedef nedir? Biz Kovalbank Ranka'yı 1 yıl sonra ve 5 yıl sonra nerede göreceğiz? Şimdi ilk hedefimiz ilk 6 ay içerisinde 15 danışmanla, işin ehli, işini iyi yapan 15 danışmanla başlamayı düşünüp yıl sonuna kadar da 30 danışmanla inşallah bir harekete geçmeyi hedefliyoruz. Ve belki ilk çeyreğe yetişemedik bu yılın belki ama ikinci ve üçüncü son çeyreğine kadar da artık ödül törenlerinde olmak hedefimiz var inşallah. Orada şöyle bir şey var. Siz daha iyi biliyorsunuz. Şu an Çanakkale, özellikle İstanbul Çanakkale'yi çok büyüttü. Ve daha da büyütecek. Yani köprüden dolayı evet. Belki İzmir bağlantı yolu halen tam bitmemiş olan o şey bittiğinde çok daha farklı bir Çanakkale olacak. Şu anda işte geçen yıl atıyorum 5000 lira olan arsa metrekaresi şimdi 15 olunca diyoruz ki ya 15 evet. O aslında başka yerlerde Kayseri'nin hala rengi olma potansiyeli taşıyor. Evet, evet. Dolayısıyla MasterTurk sistemine entegre, sistemden kastım şu. İşte kongreler, organizasyonlar, ödül törenleri, ofis ziyaretleri, belki ofisleri oraya davetle beraber oranın geleceği bence bir tarafı arsa, bir tarafı proje. Yani bizim tamam. Oraya o anlamda da iyi odaklanmamız evet. Gerekiyor. Bunu yaparsak çok iyi sonuçlar alırız diye düşünüyorum. Biraz da diğer ofislerden de rekabetin dışına çıkmakta, farklılaşmakta bununla olabilir diye düşünüyorum. Peki sizin bunun dışındaki hedefiniz nedir? Gökhan Bey, benim en büyük hedefim inşaat sektörüne girmek. 6-7 villa yapıp lüks konut, onun en ön villasına kocaman Coldwell Banker tabelası asmak olacak. İkinci hedefim de uçak fobimin üstüne. Aynur Hanım bana bir lafı var. Her seferinde konuşuyoruz, sohbet ediyoruz ona sağ olsun. Korkuların üzerine, evet teşekkür ediyorum. Korkuların üstüne git diye. İnşallah korkularımın üstüne gidip bir Amerika yolculuğu yapmayı düşünüyorum. Aramıza tekrar hoş geldiniz. Çok sağ olun. Başarılar diliyorum.